Benim 4 tane kitabım var. Uzun yıllardır polisiye meraklıydım. Polisiye kitaplar okudum. Sürekli polisiye kitapları okudum. Yani gereksiz bir şekilde başka kitapları bırakıp polisiye merak sardım. Sonra baktım ki ben bunlardan daha iyisini yazarım gibi geldi bana. Ama işte oturdum bir gün, işte bir şeyler yazmaya çalıştım. Aslında niyetim sinema televizyon eğitimi aldığım için bir senaryo yazdım. Senaryo yazmaya çalışıyordum. Baktım ki bu kitaba gidiyor. Yani ben de hayret ederek, şaşırarak bir kitap çıktığını gördüm. Bir polisiye roman yavaş yavaş şekillendi. O zamana kadar binlerce, demeyeyim abartmayayım, yüzlerce bir takım faillar vardı bilgisayarımda. İşte bir şeylere başlamıştım, senaryolar, öyküler vesaireler. İşte kimisi bir iki satırda kalmış, kimisi bir iki sayfa, kimisi 15-20 sayfa. Bu biten ilk çalışmam oldu. Ben başından sonra bitirdim. Sanki fena değildi, fena gibi değildi. Ondan sonra bekledim, birkaç ay bekledim. Bir daha okudum, gene fena olmadı. En sonunda aldım götürdüm Oğlak Yayınları'na. Yani, ama hala kendime güvenemiyorum. Yani takma bir isimle falan verdim dosyayı. Filmlerdeki gibi olur zannediyordum ben olay. Yani verirsiniz, aradan yıllar geçer, onlar okur, okumaz. Ondan sonra gel çalışalım birlikte, şunu yapalım, bunu yapalım derler zannediyorum. O öyle olmadı. Bir hafta geçmeden, 5-6 gün içerisinde aradılar beni. Yani bir de o söylediğim takma isimle aradıkları için ben önce yok yanlış numara falan dedim. Sonra aman bunun ya benim o dedim. Gittik, yani 2004'tü, kitabını beğendik, basacağız dediler. İyi dedim. Tek kötü haber, yazdığım kitaplarda zengin olamıyormuş. Onu öğrendim. Neyse, bastılar kitabı ama yani o hiç filmlerdeki gibi o editasyon sürecinden falan hiçbir şey geçmedi. Hatta bir yerde yanlışlıkla Harun Tan Doğdu yazmışım. İki sayfa sonra yarattığım tipleme Harun Gündoğdu olarak geçiyor. O hata bile aynen kitapta vardı. Kitap basıldı. İsmi de Yıldız Cinayetleri. Yani ben ismini de öylesine Lalet Tayin koymuştum. Nasıl olsa o editörle çalışmalarımız sırasında değişir, daha güzel bir isim olur diyordum. Ama o da öyle kulak kaldı. Ertesi sene Resim Cinayetleri diye ikinci bir kitabı yazdım. Kitap biraz etraftan, arkadaşlarımdan beğeni falan toplayınca tabii yüz binler satmadı ama bir amiyane tabirle gaza geldim ve ikinci kitabı yazdım ertesi sene. Daha sonra 5 sene bekledim ve 2010'da Konsey Cinayetleri çıktı. 6 sene de elimde kalan bu sene, pardon geçen sene basılan Karakol Cinayetleri var. Biraz da kahramanımdan söz edeyim size. Ya ben de otursam olur mu? Ayakta çok alışkın değilim durmaya. Neyse. Benim kahramanım Metin Çakır diye biri. Metin Çakır İstanbul'un en dip mahallelerinde yaşıyor. Yani aklınıza gelebilecek en pes aile yaşayan bir kadın satıcısı. Yani o görülebilecek en çirkin kadınları satan, yani en alttaki, en pislik bir adam. Olayları çözmek gibi bir derdi yok. Çünkü başı derde giriyor. İşte Yıldız Cinayetleri'nde mesela mafya nesil lideri demeyeyim. Çünkü mahalle de küçük ve sefil bir mahalle olduğu için küçük bir mafya lideri tarafından işten el ayak çektiriliyor. Onun elindeki kızları Kürdo denilen şekilde Kürdo isimli biri alıyor. Bu da evinde otururken işte kızlara karşılıklı bir gece kondusu bir ev veriyor buna.
Bu da Nars'ın yeni hayatını kutlamak zorunda kalıyor. İşte oturup şarabını içerken kapı kırılıyor ve Metin Çakır kadar meşhur olan mahallenin komiseri Asım abi dalıyor içeri. İşte diyor sen kızlardan işte birini öldürmüşsün. Yok diyor niye öldürüyor falan. Morga götürüyorlar. Asım abi bildiğimiz polislerden biraz daha farklı. 2 metre boyunda, 150 kilo ağırlığında dev gibi bir adam, çok güçlü, kuvvetli ve çok da tembel. Tutup olayları çözmek yerine olsa olsa bu işi Metin yapmıştır diyor ve Metin'i tutuklamaya kalkıyor. Metin'i bir punduna getirip kaçmaya başlıyor. Yani sefil bir kadın satıcısı, ki o kitapta kadın satıcısı şeyini pek kullanmıyor, direkt pezevenk diyor kendisine ve pezevenk olduğunu da bir meslek olarak görüyor, ekmek parasını kazandığı bir meslek olarak. Ne yapacak? Kaçıyor ama bir yandan da olayları çözmeye çalışıyor. Nereye giderse etrafı batırıyor. Arkasından başkaları da öldürülüyor. Diğer kızlar da öldürülüyor filan. Metin hem İstanbul polisinden hem peşinde olan çeşitli mafya gruplarından kaçarken olayları çözüyor. Metin faşist, ırkçı, maço, karaktersiz bir adam. Yani böyle sefil bir adam. Kendisinden daha güçlerin karşısında eğiliyor, bükülüyor. Kendisinden güçsüzlere eziyor. Silah olarak sadece bir falçatası var, onu kullanıyor. Falçatasını da bayağı ustalıkla kullanıyor. Hatta bazı yerlerde işte elimde bir nükleer silah dehşetine görünen falçatan filan diyor. Eline gelen her falçatayı kullanmıyor. Bunu vakti zamanında yaptıran özel şeylere, bıçakçılara gidip yaptırıyor filan. Son derece duygusal bir adam. İşte komiser Asım'la sürekli telefonda görüşüyor. Asım buna evladım dediğinde çok duygulanıyor, ağlamaya başlıyor. Korktuğu zaman altında çişini kaçırıyor filan. Böyle bir adam. Kitapların tabii fark etmişsinizdir. Mizahi bir de tarafı var. Yani çoğu zaman ben de Metin'in peşine takılıp oradan oraya gidiyorum. Yani Metin artık o kadar benden bağımsız oldu ki, yani sanki ben de Metin'i okuyormuşum gibi geliyor. Mizahi tarafından da çok hoşlanıyorum. Öyle gidiyor. İlk üç kitap aynı şekildeydi. Hep birileri öldürülür. Asım Metin'i suçlar. Metin fırına getirir, kaçar, olayları çözer. Dördüncü kitap kurgu olarak biraz farklı oldu. Bunda tam tersine Asım bir takım cinayetlerle suçlandı. O geldi Metin'den yardım istedi. Öyle. Gizem konusuna girmeye çalışayım. Biliyorsunuzdur belki İngiltere, Fransa'dan sonra üçüncü olarak polisiye roman Türkiye'de, Osmanlı'da yazıldı. Esrar Cinayet Mithat Efendi'nin romanı. Abdülhamit'le ciddi bir şekilde başlayan bir polisiye geleneği var Türkiye'de. Abdülhamit işte uyumadan önce kendisine polisiye öyküler okuttururmuş. Ve sarayda ciddi bir tercüme bürosu kurulmuş. Sürekli polisiye romanlar, Avrupa'da basılan polisiye romanlar Türkiye'de de anında çevrilirmiş. Hatta Sherlock Holmes'in yazarı Conan Doyle
Türkiye'ye gelmiş, Osmanlı'ya gelmiş, İstanbul'a. Abdülhamit'le tanışmış. Abdülhamit kendisine bir nişan takmış. Erol Üye Pazarcı'ya bakılırsa olayda bazı şeyler de var. Başka kaynaklara göre tanışma olmamış. Neyse, uzatmayayım. Devamında Türkiye'de, Osmanlı'da polisi Cumhuriyet'le beraber ilerliyor. 40'larda, 50'lerde Nazım Hikmet, Kemal Dahir, Orhan Kemal, birçok yazar, Peyami Safa, takma isimlerle her zaman polisiye romanlar yazıyorlar. Takma isimlerle yazmaların nedeni de edebi kişiliklerinin polisiye roman yazmaktan dolayı zedelenmemesi. Cesaret edemiyorlar gerçek isimleri kullanmaya. İşte daha sonra Ümit Deniz, Murat Dağman vesaire gibi yazarlar ve sizin de yakından bildiğiniz Ahmet Ümit de yeniden bir parlayan polisiye roman var son 15-20 senedir. Gizem, polisin olmazsa olmazı. Yani bir suç işlenir, çoğunlukla cinayettir, hırsızlıktır vesairedir. Polisin ilk dönemlerine değilse, altın çağlarına baktığımızda, Agatha Christie'li dönemlere baktığımızda genelde yüksek burjuvazi, aristokrasinin son kalıntıları üzerinde bir takım oyunlar oynanır. Genellikle hırs, kıskançlık, ihtiras gibi duygular nedeniyle bir takım suçlar işlenir ve Agatha Christie'nin romanlarını da düşünürseniz işte isimleri belli başlı şeyleri hep temsil eder. İşte kanlı zümrütler, şatonun esrarı falan gibi. İşte Nil'de ölüm hep genelde üst kesim katmanlarda geçer. Daha sonra Dashiell Hammett, Raymond Chandler gibi yazarlar polisiyeyi alır biraz daha sokağa taşırlar. Artık suç duygulardan ziyade para içindir. Örgütlü suçlar başlar daha sonraki zamanlarda. Mafya, tekelleşme bunların getirdiği suçlar başlar. Tekrar Gizem'e dönersem her zaman kitabınızın başında, yani okuduğunuz bir kitabın başında genellikle bir suç işlenir ve devamında polis olsun, özel dedektif olsun, avukat olsun ya da bir şekilde olaya müdahil olup olayı çözmek zorunda olan insanlar olsun bu gizemi sürdürürler. Yani kitabın son noktasına kadar gizemin devam etmesi lazım polisiye romanla. Polisiye romanı nereye oturtursunuz bilmiyorum. Bir edebi eser olduğunu söyleyenler var, olmadığını söyleyenler var. Polisiye de yani edebiyatın bir türüdür bence. İşte aşk romanları, bilim kurgu, fantastik roman gibi bir alt türüdür edebiyatın ve onlardan en büyük farkı da dediğim gibi başından sonuna kadar giden bir gizemin olması gerekir. Neden gizemin olması lazım? Çünkü polisiyenin kurgusuyla sembiyotik bir ilişki vardır gizem arasında ve nasıl anlatsam, yani biri olmadan diğerinin olması olanaksızdır. Yani olay çözülmüşse o polisiyeden daha farklı bir şeydir, daha edebi bir metindir. Belki polisiyenin kalıplarını, kurgusunu kullanıyordur. Bir de şunu söylemek lazım, yani eklemek istiyorum. Polisiyenin kurgusunda bu gizemi çözerken okur, bu gizeme bir şekilde dahil olur. Yani onlar da aynı bulmacanın peşinden dedektifle birlikte giderler. Yazar, dedektifin bulduğu bütün ipuçlarını okurla paylaşmak zorunda.
eğer paylaşmazsa, bir şeyler saklarsa o orada zaten tadı kaçar. S.S. Van Dyne diye bir yazar var, polisiyenin altın çağlarından kalma bir yazar. O polisiyenin 20 altın kuralını koymuştur. İşte kapalı bir oda varsa, bu odada bir cinayet işleniyorsa gizli bir geçit olmamalı der mesela. İşte orada bir cinayet işlenmiştir, camdan kaçış olanağı yoktur, kapıda kapalıdır, içeride bir ceset vardır, katil nerededir? Meğerse çok gizli bir geçit varmış, orada işte şöminenin yanındaki şamdanı çekince gizli geçitti. Bunlar gizemi zedeleyen, bozan şeyler. Bu 26 kuralın hepsini zaten sayma olmak yok da çoğu da. Ama en önemlisi yazar bu gizemi, dediğim gibi, kitabın sonuna kadar kurguyla birlikte götürmeli. Ve okurdan hiçbir şey saklamadan götürmeli. Sanırım bu kadar ya. Çok anlattım bilmiyorum. Yani sizden soru gelirse daha iyi biliriz herhalde. Ben sorayım. Yani okuyucu için gizem aslında çözülmesi gereken ve bilinmemezliklerle problemler yumağı gibi sunuluyor. Evet. Ve hani biz önce hiçbir şey bilmeyerek başlıyoruz. Ama yazım kısmı bunun tersi gibi geliyor bana, onu merak ettim ben. Yani yazma kısmı, gizemi yazma kısmı bir okuyucu kadar gizemli değil sanırım. O yazma sürecinde siz gizemi nasıl kendinizde tutabiliyorsunuz? Duyduğum kadarıyla Agatha Christie de kitabına tersten başlarmış. Şimdi hakikaten dediğiniz doğru. Bir polisiye roman yazabilmek için insanın bir satranç zekasının, bir matematik zekasının olması lazım. Bende o yok. Ben onu beceremiyorum. Yani işte 28 bölüm olacak, 3. bölümde cinayet işlenecek, 4. bölümde olaya kahramanımız katılacak vesaire, bunu yapamıyorum. Yapamadığım gibi de yazdığım bir cümleden sonra gelen cümlenin de ne olacağını bilmiyorum. Yani çok böyle hasbelkader gidiyor. Mesela ilk kitabım Yıldız Cinayetleri'nde şunu planlamıştım. Yani yazmadan önce şunu düşünüyordum. Cinayetler işlenir. Bu cinayetler, işte cesetler bulunur. Sonra birinin aklına gelir. Bunları harita üzerinde gösterir. Biraz daha Boresvari bir şeydi. Ve bir fark ederler ki cinayetler bir yıldız şekli oluşturuyor. Ve son yıldızın son noktasında son cinayet işlenecektir ve orada katili yakalamaya gideceklerdir. Sanırım Ejder Kapan da buna benzer bir şey yaptı film olarak. Benim niyetim oydu ama öyle bir şey oldu ki yani bir türlü o yola giremedim. Yani yazmaya başladığınızda karşınıza bir yol çıkıyor. O yol 7-8 şeye giriyor. Siz bir tanesine sapıyorsunuz. Gitmek istediğiniz yere çıkamıyorsunuz. Yani benim adıma öyle oluyor. Yıldız cinayetleri çok daha farklı bir şeye gitti. Bulunan cesetler yıldız şeklinde parçalanmış olarak çıktı. Peki bunu planlamış mıydınız mesela yıldız şeklinde? Düşünmüş müydünüz? Öngörünüzde var mıydı? Yok işte yani harita üzerinden gidecektim ama böyle halır olur yazmaya başlayınca o şekle geldi. Yani kitabın içerisindeki yaptığınız karakterlerdeki planladığınız bir karakter, işte Metin Çakır çok baskın bir karakter belli, Asıl Mavi de çok baskın bir karakter belli. Bunun haricindeki aralardaki şey, Sada Ekrem gibi mesela polislerdeki sonradan kattığınız ya hiç hesapta olmayan karakter var mı kitaplarınızda? Oluyor mu? Tabii. Yani dediğim gibi aslında olmaması lazım. Baştan bir plan program olması lazım ama ben onu hiçbir zaman yapamadım, beceremedim. Yani çıkıyorsunuz yola ve yolda bir takım insanlara ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani mesela şöyle hatalar olabiliyor.
Pazar günü başlıyorsunuz. Aradan 3 gün geçiyor ve Perşembe olması lazım o günün. Fakat sizin 3 gün içerisinde hafta sonu olmuş mesela. Böyle bir hata yapmışsınız. Bu 2 günü dolduracak başka bir takım olaylar yaratmanız gerekiyor. Başka karakterler yaratmanız gerekiyor. Bunlara ihtiyaç duyuyorsunuz. İhtiyaç hasıl olunca mecburen yaratıyorsunuz bunları, ekliyorsunuz. Tabii ben mecburen sürekli okuyup sürekli değiştirdiğim için, çünkü çok saçma anlam kaymaları oluyor, farklı şeyler oluyor. Bunları tekrar düzeltiyorum. Yüzlerce defa edit yapmak zorunda kalıyorum. Akışın içinde kurgu değişiyor, akışın içinde gizem değişiyor mu? Mesela başta yazmak istediğiniz gizem bambaşka bir şey oluyor ama yazarken başka bir yerlerden etkileniyorsunuz, bir ilham alıyorsunuz, bir şey izliyorsunuz ya da bir şey okuyorsunuz ve bir şey katmak istiyorsunuz. Yani onu bu kitaba katayım mı diyorsunuz yoksa onu rafta bekletip bir sonrakine mi alıyorsunuz yoksa yolda gizem değişiyor mu aslında? Kesinlikle değişiyor. Yani kurguyla beraber, yani katil bile değişiyor. Yani başladığım İşte ne bileyim atıyorum Ahmet olarak gidiyorum ama sonra Ahmet'ten sıkılıyorum, çok girmiş oluyor kitabın içine. Başka biri olur, hoşuma gidiyor ama başka birinin de lap diye kitabın sonuna koyarsanız çok şey olacak, tatsız bir şey olacak. Bu sefer o başka biri de kitabın içinde başka bir yerlere yavaş yavaş monte ediyorum. O şekilde gelişiyor. Yani aslında ben kesinlikle örnek alınmaması gereken bir yazarım. Yani biraz daha böyle şeyler, mesela Çağatay Yaşmut var. O çok sıkı, sınırları sert olan planlar yapar. Arkadaşım olduğu için nasıl çalıştığını biliyorum. Ve o planları içlerini doldurur. Ben hiçbir zaman yapamadım onu. Belki o biraz daha sizin yaptığınız tarz biraz daha farklı, daha güzel. Çünkü siz bile bilmiyorsunuz neticeyi. Evet. Yani siz de orada metin çekilen bir sebebi, siz de beraber yaşıyorsunuz. Yani başlangıcı, ortası, sonu belli, bütün karakterlerin neler yapacağı belli, önceden kurgulanmış bir kitap içerisinde. Yani yazarın bence daha bu kurgu aşamasında çok büyük zorlukları vardır. Tabii yazım aşamasında zaten belli bir şablon kağıdlardır. Orada bu aşama çok fazla yapamazsın. Evet. Bence bu çok daha kitabın içerisinde zaten belli hissettiriyor. Yani. Bir anekdot okumuştum bir yerlerde. İsmini hatırlayamadığım bir İngiliz kadın yazar. Romanını bitirir. Sanırım 1900 başta 1800 sonları olacak. Romanını bitirir. Londra'ya trene biner oturduğu banliyöden. Yayıncısına götürmektedir romanını. Tek kopyasını çantasına koyar ve çantası yolda çalınır. Gider yayıncısının karşısına. Ya adam, ya üzülmeyin der. Yani yeniden yazarsınız. Kadın sonunu bildiğim bir roman asla yazamam der. Ya benimki de herhalde böyle. Yani bilgisayarım bir anda çökse, yazdığım hepsi kaybolsa aynı şeyi herhalde bir kez daha mümkün değil, yazamam. Yeni çalışma var mı? Yeni çalışma var. Bu bahsettiğim Metin Çakır'ın haricinde farklı bir şey denedim. Bitirdim de. Ondan sonra bitmiş hali birkaç ay önce Ahmet Ümit'e yolladım. İşte bir okur musun? O da çok yoğun dedi. Okuyamam ama bir başına bir sonuna bakarım, fikrimi söylerim dedi. 180 sayfalık filan Word sayfası olarak bir metindi. Almış, bayağı da okumuş aslında. Bana fikirlerini söyledi. Sen dedi bunu şey yap, ne derler, taslak olarak kabul et. Baştan yaz dedi. Fikirlerini de madde madde söyledi yani ciddi bir şekilde. Saygı duyduğum bir yazar kendisi. Ciddiye aldım.
Şimdi onu yeniden yazıyorum. Hemen hemen 4'te 3'ü bitti. Bir aya kalmaz, tamamı biter diye umuyorum. Onun dışında bir Metin Çakır daha var. Onu da herhalde bir 3'te 1'ini falan tamamladım. Ama ona ara verdim. O da Gezi Parkı olayları sırasına geçiyor. Biraz geç bir kitap olacak ama Gezi Parkı olaylarını fon olarak kullanıyorum. Peki böyle özellikle gizem ya da polis seriyle alakalı işte izlediğiniz dizi, işte okuduğunuz bir seri, başka bir yerli yabancı ilham aldığınız neler var? Ben bunu biraz şey diye anlayayım mı, sevdiğin yazarlar? Yani daha güncel ama yani, sonuçta Agatha Christie'yi seversiniz ama zaten artık hepsi bitti gibi. Yani şu anda güncel olarak takip ettiğiniz gibi beklediğiniz yani bir şey. Sherlock'un yeni sezonu çıksın gibi bir şeyden de hani atıyorum ben şu işte atıyorum dergiyi takip ediyorum. Çünkü çok güzel polisiye şeyler, denemeler oluyor gibi. Zafon diye bir soyadı Zafon ismini hatırlayamayacağım. İspanyol yazar keşfettim. İki tane kitabını bulabildim Türkçe'de. Onun çevrilmesini Zafon. Ondan sonra Martin Cruz Smith diye hayran olduğum bir yazar var. Arkady Renko diye bir karakteri var onun da. Eski bir yazar. Çok yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum ama epey kitabı var. Türkçe'de bulabildiğim 4 kitabı var. Bunlardan en meşhuru filmi de yapılan Gorky Park. Bilirsiniz belki. Daniel Pennak 3 tane romanı var. Küçük yazı satıcısı gibi hoş isimleri olan, çok enteresan bir yazım tekniği olan bir yazar. Yazıyor mu yazmıyor mu bilmiyorum ama umarım yazıyordur ve çevrilir kitapları. Yetişemediniz. Televizyonda Colombo diye bir dizi vardı. Duydunuz mu acaba? Colombo. Colombo, Peter Falk'un oynadığı bir karakterdi. İşte bir gözü hafif sakat, şöyle sürekli dolaşır. Buruşuk bir pardüsü vardır. Çok böyle salkım saçak bir adam. Elinde sürekli prosu. Sıradan bir polis dedektifi. Colombo çok iyi çizilmiş, çok sağlam bir karakterdi, çok sağlam bir tiplemeydi. Fakat Colombo'yu Colombo yapan gizem kurgusunun farklılığıydı. Colombo'da her şeyden önce cinayet gösterilir, katil bellidir. İşte birisini öldürür, katili görür seyirci, gösterir. Colombo katile ulaşır. Ona yani ipuçlarını bulur. Sürekli ipuçlarını bula bula adım adım yaklaşır. Ve çok heyecanlı, çok güzel bir diziydi. Bu hepsinden daha farklı bir gizem kurgusu. Sizin belki özelliğinizde değil, siz gizemi yolda keşfeden yazarlardan olduğunuz için diğer polisiye romanı yazarlarında böyle bir yerde işte bir ipucuyla katili daha kitabın sonundan önce seyirciye bildireceğim, gizemi öldüreceğim gibi bir kalp var mıdır? Ve bu sürece nasıl yansır? Ya da bu bir kitabı kötü yapar mı mesela? Şimdi bunu düşünmek şöyle lazım. Yani bir edebi metin, bir sanat eseri ortaya çıkartacağım diye çıkıyorsa, ben öncelikle şunu söyleyeyim, benim yazdıklarımı hiç ben sanat eseri olarak görmüyorum. Sadece eğlenceli yapıtlar benimkiler. Yani şahsen ben de okurken kendimi tekrar eğleniyorum yani. Bunu
şey olarak düşünebilirsiniz. Yani mesela suç ya da ceza ya da ikisi suç ve ceza Dostoyevski, yani bunun metnini düşünebilirsiniz. Dostoyevski'nin sorunsalı orada bir entrika yaratmak, sonuna kadar o gizemi korumak değildir. Bir suçu ve karşılığında cezasını ve Hristiyan ahlakını tartışır. Yani ama bunun dışında bir polisiye roman yazıyorum deyip de yanlışlıkla ipuçlarını verirseniz seyirci daha 30. sayfada ya da 50. sayfada katilin kim olduğunu anlarsa sıkıcı bir hale gelir. Ama yani sizin de sorumsalınız suç ve ceza üzerine bir şey okumaksa, yani Dostoyevski okumaksa daha farklı şeyler beklersiniz. Yani önemli olan beklediğiniz oradaki entrika, gizemin çözülmesi vesaire değildir. Gizemden farklı. Metin Çakır'ın kitaptaki argo lisanını yazmak için özel bir danışmanımız mı vardı? Yani o kadar çünkü yerli yerinde yazılmış ki hepsi, o argonun bir de arkasındaki o sözlükle beraber bir kendi sözlüğünüz oluşturmuşsunuz. Normal argo sözlüğü var içerisinde. Bunun için nasıl bir şey yaptınız? Nasıl bir argo sözlüğü yaptınız? Size söylemeyi unuttum ama zaten tahmin etmişsinizdir diyor, umuyorum. Metin Çakır söylediğim gibi yani çok alt yerlerde ve kendisine ait bir dili var. Yani muhtemelen falşata nedir birçoğunuzun gözünde canlanacağını bile tahmin etmiyorum. Yani bu kretuar haricindeki gerçek falşatanın. Metin Çakır öyle bir mahallede yaşıyor ki ben bu kitaplarda bir coğrafi konum olarak belirtmedim. Yani bir koordinat vermedim ama okuyan herkes Kasımpaşa dedi, Dolapdere dedi ki doğru. Yani çünkü mahallesinden çıkıyor, oralara geliyor. Kasımpaşa'ya geliyor, Dolapdere'ye çok yakın vesaire. Tabii böyle yerler olduğu için buraların da kendine has bir dili var. Aslında Argo değil de sokak ağası, yani hepimizin kullandığı kelimeleri kullandım. Belki biraz daha suça yatkın ve suçu işlemiş insanların olduğu mahalleli denerler. Lisanını kullanmaya çalıştım. Bunun dışında işte yani sokağı dinlediğiniz zaman bunları zaten yakalıyorsunuz. Yani berbere gittiğinizde işte berber işte şöyle keseyim mi diyor, orada genç bir çocuk var. Aman abi diyor, vizyonu ters gelmesin. Ya da işte ne bileyim bir taksicinin söylediği alın bir kelime falan. Bunları yakalıyorsun, bunlar birikiyor ve kitapta yerlerine oturuyor. Bazen ihtiyacınız olur. Yani işte Metin Çakır maço bir karakter olduğu için karşısında gördüğü adamın işte eşcinsellikle ithal ediyor. Eşcinsel demiyorsunuz ona. Tabii daha farklı kelimeler buluyorsunuz. Aynı kelimeyi 10 kere kullanmanız kötü bir şey arka arkaya. Ama şanslısınız, eşcinseli anlatan onlarca kelime var. Hepsini peş peşe kullanıyorsunuz. Yorulduğunuz yerde, aklınıza bir şey gelmediği yerde Hulki Aktunç'un Büyük Argo Sözlüğü var ki muhteşem bir eser. Ondan çok yararlandım. Daha sonra bu Argo Sözlüğü'nü hazırlarken Oğlak Yayınları'nın genel yayın müdüresi Sena Yanım'dan çıkmıştı o fikir. Birçok kelimenin Karagöz Argo kitaplarında da olduğunu fark ettik. Hulki Aktunç'tan bayağı bir şey var. Sokaktan bayağı bir şeyler toplanmış. Birkaç bir şey de ben uydurdum. Yani eğer merak eder de okursanız sonda göreceksiniz. İngiliz bir argo sözlüğü yaptık. Adınız filmleştirildi de o film serisi devam çıktı. İlk kitabım Yıldız Cinayetleri bir şey oldu. Filme alındı. Çok da özenli bir neydir? Film yapıldı. Yani
çok iyi bir cast vardı. Mustafa Üstündağ, Metin Çakır'ın oynadı. Güven Kıraç, Asım abi oynadı. Yani fiziksel olarak hiçbir benzerlik yok. Onun dışında Haylun Dormen, Erdal Tosun, Şükran Ovalı, Selam Uçer gibi çok iyi bir kadro vardı. Eğlenceli, hoş bir film yaptılar. Bence benim istediğim gibi film olmadı. Çünkü Metin Çakır'ın sevmemizi sağlayan en önemli şey, Metin'in bir naivitesi vardır. Yani böyle kilin önde gidenidir ama son derece de naif bir adamdır. Yani söylediğim gibi heyecanlandığında altına kaçırır, duygusallaştığında ağlar filan. O naiviteden uzaktı film. Fakat film vizyona girmeden 5-6 gün önce Ankara'da tak 37 kişi bombalı saldırıyla vizyona girdiğini sabahı Beyoğlu'nda IŞİD 5 kişi öldürdü bombayla. Ve insanlar sinemaya gitmedi. Film çok fena bir şekilde çakıldı, battı. Sanırım devamı gelmeyecek. Belki başkaları yeniden düşünür ama çalıştığım yapımcı devamını çekmeyecek sanırım.